Merhaba dostlarım, ben Serdar ve GTA 4'e Nico'nun maceralarına baştan hoş geldiniz. Geçen bölümde yine bir sürü şey yaptık. Motorcuların, mafyaların bunun peşinden koştuk ve şimdi devam ediyoruz. Aslında şeyi fark ettim haritadan şöyle bakınca. Yavaş yavaş artık 3. adaya geçiyoruz. Yani ortadaki adadaki bir tek Bernie görevi var. Orada gidelim, onu da bir yapalım, sonra 3. adaya geçelim. Yani... oyunun bitimine de yaklaşıyoruz ha. Onu fark ettim. O da biraz sevindirmedi değil. Yine bir performans şeyleri falan var sanırım. Böyle küçük küçük performans, FPS sıkıntıları falan var ama olsun. Şimdi bir park edilmiş bir araba bulursak onu... Okey. Öylece geldi, oturdu oraya. Ben... Yok mu lan hiç araba burada bir şey? Hocam! Ayıp olmuyor mu ya? Ayıp olmuyor, şurada bir araba olurdu genelde ama. Yani adettendir, park edilmiş araba bulunur. Oradaki ne arabası mı? Tamam, orada bir van var, burada bir arabamızı bulduk. Aa yok, burada bir araba varmış tam arada, güzel. Evet, GTA 4'te başta bir %100 şeyi koyduk mu koymadık mı onu bilmiyorum ama şöyle bir şey düşündüm ben, şöyle bir karar aldım. Oyunu ilk önce bitireceğiz, görevleri bitireceğiz. Efendim Bruce'yi. Aha. Aha. Okay. Güzel. Okay, böyle bir şey oldu az önce. Ne diyecektim? Önce bir hikaye bitireceğiz çünkü gizemlerine de başlamak istediğim için GTA 4'ün. Ondan sonra artık %100 bitirmeye odaklanacağız. Yani bu %100 bitirme biraz da ekstra bölümler şeyinde olacak. Tadında olacak. Canlı yayınlarda falan yapabiliriz bunları. İşte polis şeylerini, onu bunu. Şu an biraz da ana görevlere odaklanalım, şey yapalım. Ki gizemlerde orada burada bir referans bir şey varsa, bir gönderme varsa onları kaçırmayalım. Devam edeceğiz şimdi şeyden. Başlayacağız. Buradaki artık son görevi de yapalım bu adadaki. Evet. Güzel. Güzel bir geceden sizlere sesleniyorum. Hava güzel. Bernie, okay. What's going on? Come in. Come in. Bernie niye neden evine gittik görece? The haters are trying to kill me. I can't stand it. Anladım. I won't stand it. It's not fair. I'm just being me. Bernie. Ne oluyor oğlum? What are you talking about? I came to this country to be myself. Aha, Amerika'ya mı geldim bunun için? Small-minded, angry, macho pricks. Oh, like me. Yes. Well, no. But you know what I mean. It was hardly the most. Nico'nun üstünü değiştirdim bu arada. Çok daha sevdiğim bir hale geldi şu an, bu gömlek, ceket falan. Tawdry night. Nice. Bryce found some gray hairs. If he leaves me, I'll kill myself. Forget about your hair, Florian. Hocam, ben neden buradayım? Biz neden buradayız Nico ile şu an? Someone is threatening to kill me. Every time I go jogging and doing aerobics or playing ultimate disc, some guy comes up and threatens me. He's loco. Güzel sanat. Evini güzel döşemişsin sanatla. I think just because I'm fabulous. Aha, öyle mi? İnandım şu an. Bak, inandık hepimiz. Karantina şartları yani. Evet, sabah güzelce videolar çektim ve şu anda da devam ediyorum. Yine hava güzel. Harika. Gerizekalı bu herif ya. Aa, ne oluyor lan? Affedersiniz. Evet, şimdi okeyiz. Unutmuşum telefonu sessiz almaya. Genelde sessiz alıyorum çünkü bu videolar böyle güzel, bize ait bir şey yani, size ve bana böyle aramızdaki bir şey yani. Saçım mı? Lan saçımı... Evet.
Bana mı yürüyorsun lan sen? Son cümleyi çok vurgulu söylemeseydi öyle demeyecektim ama inanılmaz bir... Bırak. Ettim arkadan gerçekten. Hadi bakalım. Şimdi katillerin peşine düşüyoruz. Aynada kendimize baktığımızda. Evet, yan yana durun. Kesinlikle birbirinizi tanımıyorsunuz şu an. Aha. Böyle koştukça onu biraz mesafeli takip et. Tam bir Amerikan filmine benzedi ya. Sen öyle dersen birinin seni tanıdığını... Ne diyoruz biz acaba ya? Seni tanıdığımı bilecek birileri. Ya birilerinin seni tanıdığını bilecek. Herkes koşuyor, bak şuna. Hocam seslenmesene bana, gerizekalı, seni tanıdığımı düşünmemelerini istiyoruz yani. Arkadan koşturuyorum işte. Tövbe tövbe. Gel lan, hadi bakayım. Gel bakayım. What's your problem, fag lover? Whatever you say, buddy. Unfortunately, for hitting my friend, I'm going to kick the shit out of you. Beyninde bir kurşun atacağız seni, lanet olası herif. Aa bak, kaçıyor. Adamın işini bitir hemen efendim. Nereden yukarı kaçtı şerif? Yukarı kaçtığını görmedim. Arabaya mı bindin lan? Demek ses oradan gelmiş. Oho! Oğlum bu ne be? Önüne çıktım koçum. Önüne çıktım. Bu ne ya? İnşallah birine çarpıp ölmeyiz. Ölsene ulan. Bernie'yi al, dur bir parasını alayım. Hepsini. Bernie geliyorum, bak bir şey de buldum. Bisiklet de buldum. Öf. Ben bununla polislerden nah kaçarım ama. Kurtuldum lan. Bununla polislerden kurtuldum. Ben bir proyum ya. Ben bir proyum ya. Aksini iddia eden... Bilmiyordur yani şimdi. Ne diyeceğimi de bilemedim yani. Çok da biliyorsunuz terbiyemi şeyi bozamıyorum. Şunun üzerinde... Aha, şunlardan kurtuldum. Bernie gel. Seni bununla gezdireyim şehirde. Ölelim sonra, 3 saniye sonra. Ya ah. Acıttı mısın? Gerçekten böyle mi gideceğiz? I'm not dressed for jail. We need to get out of here. Oğlum, Bernie Perseus'a mı götüreyim? Hapse girmeyelim, o yüzden giyim mağazasına mı girelim? Makul istekler bunlar ne? Bunların hepsi makul istekler. Girelim bakalım. Benim günüm de böyle geçiyor işte. Skuterlerin üstünde polislerden kaçıyorum. Dövüyorum. Maço sert yobazları falan dövüyorum. Falan. Benim gülüşümün çok böyle villainımsı, evil villainımsı olduğunu falan söylüyorlar. Bunu duyduğumdan beri daha da bir keyifle gülüyorum artık. Daha da villainımsı gülüyorum. Benden de iyi de villain olurmuş. Ama işte tercih meselesi. Bunların hepsi tercih meselesi. Yoksa şu an işiniz boruydu yani, onu söyleyeyim yani. Dünya olarak, insanlık olarak, uygarlık olarak işiniz boruydu. Ha gelin görün ki ben uygarlığı seçtim. Ne kadar yersiz, anlamsız,
hedefsiz, hiç şey, amacı bir şey olmayan, hiç kimse hiçbir şey katmayan bir konuşma. Nefret ettim bu konuşmadan, böyle bir içim. Yani şey, 3 saniye öncesine geri dönüp, 1 dakika öncesine geri dönüp kendimi dövesim geldi. Bir içim böyle buruş buruş oldu. Anladınız mı? Böyle bir ruhum sıkıştı. İlham perilerimin kaçtı, hepsi kaçtı. Şu pencereden kaçtı hepsi. Sol tarafımda pencere var. Oradan her yere bakıyorum. Her yere bakıyorum derken de gerçekten gerçek bir villain gibi iş konuştum. Hayır yani. Hava geliyor oradan. Öyle dışarı bakıyorum. Yağmur önce falan bakıyorum. Biliyorsunuz şöyle bakınca. Aslında şey düşünmüyorum. O da bir şey mi geçiyor lan falan diyorum. İnsan öldürdüm senin için ya. Çok aşağıdan alıyorlar ya. Ulan senin için insan öldürdüm ben ya. İnşallah ben GTA oynarken kimse beni dinlemiyordur ha. Böyle gerçek diyalog falan sanmıyordur. Hayret bakalım. Osman Toka diye bölümümüz varmış. Osman Toka diye biz bölüm unuttuk mu ya? Kim yattı? Numaranı Bruce'i verdi. İş aradığını söyledi. Huntington Sokak istasyonu yakında. Eskiden Burger Shot vardı ya. Bu Manana'yı genelde oraya park ediyorlar. He? Huntington Sokak istasyonu yakında. Eskiden Burger Shot vardı. Ya ne lan? Bu ne bu? Bernie. Huntington görüyor musunuz siz ya? Bursa mı? Borsadır. Huntington sokağı burası mı acaba? Bu bir şeyler mi? Hocam hiçbir şey söylemiyorsun ya. Bu ne ya? Numara Bruce'i verdi, işaretini söyledi. Huntington istasyonunun, sokağı istasyonunun ha yakınında eskiden Burger Shot vardı ya. Bu manana'yı genelde oraya park ediyorlar. Anladım. Sokakları görebiliyor muyuz ki? Ben nereden bileceğim istasyonun nereden geçtiğini? Allah Allah. Suffolk. Bahçeşehir mi? Castle Bahçeşehir. Bizde de var. Purgatory diye yerleri var ya. İstanbul'u andırıyor sanki Purgatory. Northwood. Allah Allah. Şöyle takip ediyorum bakalım. Buradalarda bir yerde bir Huntington bir şey var mı falan. Sonraki şehirde olmalı herhalde. Değil mi acaba? Sonraki şehirde metro yok mu? Nerede ulan? Ben nereden bileyim Huntington şeyini? Allah Allah. Ulan verdikleri göreve bak. Görev değil de. Ben bununla gideceğim ya. Bernie hadi bununla gidelim yine. Devam. Buradan devam. Bu güzel ha. Burada otomatik kaydediyor. Şimdi düz devam edebiliyoruz. Ha bir de burada görevlere odaklanmak istememin sebeplerinden biri de GTA 3'e başlamak istiyorum bir an önce. GTA 3'e başlayıp bitireyim. En azından remasterlar çıkmadan önce, bir şey olmadan önce. O yüzden öyle bir plan var. Belki daha erken başlarım, bilmiyorum. Bakalım. Huntington sokağı istasyonu neresi? Nerede? Kim park ediyor? Eskiden Burger Shot'tı falan. Ha şey dese, hocam bak Huntington sokağı istasyonu var. Yakınlarında da bir Burger Shot var falan dese, İlk önce Burger Shot'lara bakacağız. Ondan sonra Huntington sokağını bulmaya çalışacağız. Hiçbir başlangıç noktası yok. Hiçbir başlangıç noktası yok. Ben de böyle tersten geliyorum ama inşallah ölmeyiz. GTA 4'ün şeyi bu herhalde. Özeti bu herhalde benim için ya. Herhangi bir motora geçtiğimiz zaman inşallah ölmeyiz. Şu aralar genel olarak hayatın özeti oldu ama. İşte şuraya bir collectible koyardık mesela bir. Oh! Birisi varmış lan orada. Collectible koyarız oraya derken birisini bulduk. Sen kimsin? Hocam selam. Pathos kim ya?
Menisen misin? I cut a new CD, Pathos, from suffering and back again. How cheerful. Ben kimdin ya? Club shit. I got a message and bitches better listen. You better start listening to me, bitch. What you say? You are tough when your boyfriend's around, Mr. Pathetic. You're ignorant, fool. And you're a fucking fag. Dövüyor muyuz? Beni şeye götür diyor, arabaya götür diyor. Bir araç bul, hemen onların aracına koyalım. Konalım. Hocam gel. Patos al. Patos kim abi? Patos kimdi? Ne zaman ne yaptı falan hiçbir fikrim yok. Gel hocam. Motora bak ne hale getirdik. Patos'u hastaneye çabuk götür. Götürelim okey. Ne oldu lan? Yolda durdum sadece. Beni hastaneye götür diyor. Yoksa burada kanayıp duracağım diyor. Kanamadan öleceğim diyor. Azıcık vuruldun. Çok büyük bir durum yok diyor Nico. Daha en iyi işlerimi bile çıkarmadım diyor. Ha diyor belki şu an vurulduğun için, yaralandığın için belki dikkat çeker. Buna hemen bir pazarlama fırsatına çevirmeliyiz. Aynen söylediğim şeyleri insanlar anlayacak artık. Algılarla oynayacağız. Ruhumuzu çıkaracağız ortaya. Bu şekilde olacak her şey. Ama bayağı acıyor diyor. Aa dostum acıyor. Al bakalım getirdik hocam. Yine Patos'a yardım ettin dostum. Kesinlikle sonraki albümümde not olacak yani. Orada ismin geçecek. Sana yardımcın olsun. Git kendini diktir. Bol şans. Arkadan dolaşsan önden devam ederdim ben böyle. Ezilmezdin yani. Ya da sormayacak mı hocam sen nasıl vuruldun diye. Yoksa bu normal bir şey mi yani? Liberty'de vurulmak. Neyse en azından arabamız var şu an. Vurduğumuz insanların arabasını aldık. Liberty'de herhangi bir gün. Burn'in yanına geri dönebiliriz. Yani yan görevleri karşılaştıkça da yaparız. O şeyi görsek yine yapacaktık. Aslında dur bakalım. Atın bahçeleri, Lorimar sokak. Şöyle bir şey yapabiliriz, dur. Madem bize böyle bir mesaj yolladılar, hani biz şeyi almadan yolladılar. Ne var lan arkada? Hiçbir şey de göremiyorum ha. Göremiyorum. Peki çok da şey yapmadılar. Görünce mi alacağız artık, başka bir şey mi olacak? Bilmiyorum. Şu an onu çözemedik, şu an onu saldık. Burnia yani Florina gidiyoruz. Aha. Ne güzel oynuyor. Arabayı gezdireceksin böyle sadece. Ve bu kadar yani. Tüm gün yapmak istediğim ne olacak? Bu oyun bana şeyi çok hatırlatıyor ya. Underground 2'yi çok hatırlatıyor. Need for Speed Underground 2 çarpacağız sana. Yapacak bir şey yok. İstasyona özellikle çarpmadım sanki. Böyle otobüslere saygım var. Otobüs yolcularına saygım var diye. Ki onlarda saygım yok değil. Var yani. Çünkü otobüs lere bir saygın oluyor zaten. Yoksa içeri almıyorlar. Obsidian Sokak mı? Batı Middle Park. Ha. Anladım. Neyse otobüs yolcularına da ayrı saygın oluyor. Çünkü otobüs yolcusu olmak güç istiyor artık. Yani dayanıklılık istiyor. Yani. Otobüs yolcusu olmayı başaran bir insandan korkmayı, ona saygı duymayı öğreniyorsun zaten. Az önce rastgele bir shootout'a denk geldik ve o kadar. Ben neden bunun yanına geldim yine anlamıyorum ya. Neden bu görev var abi? Come on Bryce. Come on. You've got to be kidding me. But I'll be thrown in jail. Ne oldu lan? I'm not legal. My friend just turned up. I think he can help. I love you. Okay. Screw your wife, honey. This is for real. Jesus H, Nico. I need a tranquilizer. Something strong. Oh man, I am cooked. Enjoying your new life in the land of opportunity, Dan? This is no time for jokes, buddy. Şaka değil, burası böyle bir yer. No, sorry. I'm in real trouble, Nico.
Real trouble. Bryce is getting blackmailed. About what? About me! Okay. And then Jenna, ne oluyor? That's not good. Did he find out any information about Darko Brevich yet? No. But he's working on it. Aha. You've got to help me. Edelim. How? We're going to warn these bastards off. Yep, döveceğiz yine. Hadi bakalım. Abi işte hiç uğraşılmamış yani. Az önce de birisini öldürdük, şimdi de birisini öldüreceğiz. Oyunun... Bir araba bul. Şunu al. Güzel bir şeyle gidelim. Aa. Burnout. Hiç şey yok. Alarmı falan yok. Okey. Gel bakalım. Atla. Ne diyecektim? Yani az önce de birisini vurduk. Şimdi birisini vuruyoruz. Ama yani San Andreas'ta her defasında farklı bir şeyler yapıyor oluyoruz. Görevler pek düşünülmemiş. Veya çok artık öyle bir ekol mü belirlemişler kendileri için. Bunu bilemiyorum. Yani biz hikayeye odaklanalım. İnsanlar birbirlerini vursun. Bu kadarla kalsınlar. Aa, Burger Shot. Topaz sokak. Ha. Anladım. Aa, burada bayağı bir araba var. Yanlış yaptım. Grand Bulvarı. Aha. Diğer tarafa mı geçiyoruz? Ne yapıyoruz ya? Araba kullanmayı bayılıyorum bu oyunda ya. Çok yerinde. Her şey çok yerinde ya. GTA 5'te de öyle. Bayılıyorum araba kullanmaya. GTA 5'te de geri döneceğiz bu arada. GTA 4'e de geri döneceğiz daha sonra başka bir seride. Geri dönebiliriz diyeyim daha doğrusu. Hocam siz misiniz? Where is Bryce? We wanted to speak to him, not his red boys. Listen. You're going to speak to your boss and tell him to back off. Siz de sayın bir çeşitli bir gangsterin, çeşitli bir gengin, çetenin üyesisin. You know what? Maybe the best way to get a message to your boss is for me to send him your heart. Yeah, tough guy. How do you like that? Dmitry Raskolov only asked for your lover's career is over. Dmitry Raskolov'a şimdi şerefsizi şey yaptık. Gel gel gel, atla atla. Bir şeyler yapacağız, gel. Şantajların hayatını karart. Lan nasıl şey yapıyorduk ha? Dmitri Raskolov ha? Demek o şerefsiz. Sorry boys. Ben sizin... Nasıl arabanı, arabanız var ulan? Kaç tane kurşun boşalttım oraya? Ha. Şerefsiz seni, gel bakalım. Hadi bakalım. Okey, buradan kaçmamız gerek. Patlama, patlama, patlama. İnşallah polisleri patlatır. Böyle hızlı hızlı ileri doğru atılırsak diğer polisleri polisle atlatmış oluruz. Buradan çıkabiliriz belki. Oo. Aa, anladım. Oh.
try to help. Kocaman... Ne oldu lan? Uçak çok mu yakından geçiyor? Uçak geçiyor şu an. Size kadar geldiğimi bilmiyorum ama bazen geliyor böyle çok gürültülü şeyler. Çok yakından bir uçak geçti az önce. Öyle çok ilginç bir karakterler üzerinden ağ örülüyor böyle bağlantılar, karakterler, olaylar üzerinden. Neyse bu Dimitri'yi yeni şey yapacak mıyız yoksa burada bitti mi acaba? I hope Dimitri and his people back off now. Thank you so much, Nico. I'll speak to you soon. Watch out. Ne yaptılar onlar? Anlamadım ama. Bitti mi işimiz? Bernie ile oyun kaydediliyor. Sanırım bitti. Sanırım sonraki şehre geçebiliriz. Bakalım şimdi sonraki şehirde neler var. Burada başka bir şeyimiz yok gibi. Derek ve Phil Bell. Phil Bell kimdi? Başka birisi. Bilmiyorum şu an tam kim ama. Tamam buraya doğru gidelim. Şöyle. Hazır elimizin altında bu güzel araba varken bununla devam edelim. Derek'e. Geriye. Ve bir yandan sokaklara, çelere falan bakıyorum. Neler var neler yok diye ama. Bir şey yok sanırım. O bize atılan mesajdaki şeye bakmaya çalışıyorum. Lan belki olur. Örneğinden mesaj gelmiş. Panik atak oldum. PR 45 Loveburn. Ulan. Şerefsiz. Oraya kadar gideceğim şimdi. Sırf işleri tamamlamak istediğim için. Sırf o şehirde bir şey kalmasın diye. Sizin ilişki meseleleriniz yüzünden ben gerçekten şey olurum ya. Sizin derdiniz gerçekten beni geriyor sanır. Herkesin derdi Nico'yu geriyor zaten. Yani bunun şeyi yok ki. Nico'ya gitmeyen yok ki her sorunu olduğunda, her problemi olduğunda. Arabayı azıcık dövdük ama hala ilerliyor. Hala ilerlemesi bizim için çok yerinde bir durum. Aslında Burger Shot ama bize eski Burger Shot olan köşedendi. Hala kafam ona takıldı, evet. Yani madem mesaj atıyorsun neden uğraştırıyorsun? Neden genel bir mekan söylemiyorsun? Şu bölgede, şu adada falan bir yerde abi, bir yerde hani bir... Peki Burger Shot'ın yanlarındaki eski bir istasyonda diyeceklerdi de öyle yanlış mı çevrildi? Dikkatsizliğe mi gitti? Hiç bilmiyorum şu an. Hiç bilmiyorum. İşte biz de oyun yaparken FF Pro'na dikkat etmeye çalıştığımız için böyle şeyler çok daha fazla göze batıyor. O da bir şey oldu zaten. Poliste bir şey oldu. Ya bak ha, tutuklarım gibi bir moda girdi o da. Merhabalar memur bey. Her zamanki gibi. Ben çok normal sürüyorum. Siz zaten çok normal bir memursunuz. Polis memursunuz. Her şey yolunda. Aa, burası. Sen yukarıda mısın o zaman? Yoksa aşağıda mısın? Efendim Dimitri. Dimitri Raskolov, birbirimizi ismini tanıyoruz. Stop blackmailing my friends, Dimitri. You do not want to anger me more. Persuade them to give up the contract. We can work together. I will cut you in, Nico. Let's be friends.
Hadi lan. Ben şerefsiz yalan çıktın sen ya. Çok makul birisi gibi görünüyordun. Çok aklı selim birisi gibi görünüyordun. Şerefsizin teki çıktı ya. Bernie, what's wrong? Nothing, sweetie. Oh my god. You're the lucky one. What? Ne oluyor lan? Cheese on those puppies. I must be the only slob without cheekbones. I'm thinking of getting implants. But you sounded hysterical. Oh, sometimes I can't bear to be alone. I'm so glad you've come back into my life, even if you did try to kill me. I'm so excited. What are we doing? Ne oluyor ya? We're going to have fun. Fun? Yes. It's a four-letter word, I know, but we can still try. Look, more people want me dead than alive. I'm working for the mafia. The police and the government agency are both on my case. I kill and steal to scrape together a living so that my cousin can fritter it away online and pay off debts. And all the while, people are trying to kill us. Hey, çok yakın abi, kamera çok yakın. Nasıl düzeltiriz ya onu? Honey, you çok gerginim. Goodbye, Florian. No, 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 you don't, Nico. I need you. I need you to come on this boat trip with me. I need to talk to someone who truly knows me. When I knew you, you were training to be a shepherd. And you wanted to be a professional wrestler. Actually, maybe it does all make sense. You understand me. Both of me. Come on. Bryce accidentally left the keys on purpose somewhere I could steal them. You drive, I'll work on my tan. My midriff is really pale. All right. Let's have fun. Go out toward that beach, Nico. Oh, oğlum deniz şey 9.40'ya göründü ya. Bayağı kötü göründü böyle. Şey gibiymiş gibi göründü. Suymuş gibi değil de sanki böyle bir... My life is in turmoil. Bryce is pulling his hair out over this blackmail thing. His wife is getting on his back about yours truly. I think... Ah, okay. It's a nightmare. I don't know how else I can help you. Look how long it took me to find you. I know, sweetie. Let's forget about him and have some... Uh-huh. İllaki bir şey olacak. Bir şey olacağını biliyorum şu an. Burayı biz geçelim diye yapmışlar. Böyle denizin üzerine bir örtü var gibi. Ruslar. Let me see. They don't look like they're on the pleasure cruise. Öyle mi? Do that to us. Ben bir dakika. İzinle. Bryce's wife is going to freak out about this boat. This was meant to be our fun day, Nico. Why does everything that's meant to be fun have to be so miserable? I don't know. You just got to get these guys or they'll just come back. I told you that there was no time for this. People are after me, and I have to stay alert. You, Bert, are in this too. You have to keep your eyes open. They're wide open, sweetie. I'm focused. 100%. Let's get them. Bakın su bayağı bir örtü yüzeyi gibi davranıyor hani bir sanki böyle kenarlardan gerilmiş de öyle şey yapıyormuş gibi. Acaba tabanca mı gitmiyor? Ne oluyor lan? Nasıl bir şeyden geldik? Dümdüz devam.
Ya yeter ya, artık bir şey yapsana, ölsene kardeşim. Ya senin için ben kaliteli şeyi mi harcayacağım ya, mermi mi harcayacağım ya? Öl lan artık şerefsiz. Anladım. Tamam, biz bunu buram. Ya bu çok sinir bozucu ya. GTA 4'teki bazı şeyler çok zorlama ya. Yani bu aracı şu an vuramazsın. Gitmesi gereken bir yer var. Şunu yapamazsın. Bunu edemezsin. Abi patlatıyorlar onu. Bana sıkmıyorlar ki hiç. Onları yakalamam gerekiyor yani. Şuna bak. Lan böyle şey mi olur? Bu saçmalığa bak. Dimitri'nin adamları karaya çıktılar. Fark ettim. Ezeceğim oğlum seni. Niko. Şuraya erken çıksaydın Niko. Öyle erkenden öldürmüş olacaktık bunları. Allah aşkına şuraya bir yere çık Niko. Oğlum tırman. Şuraya bir yere tırman. Allah aşkına tırman Niko. Şuraya yukarıya çık Niko. Manyak herif diyor, psikopat. Öyleyim hocam, şu an bir psikopatım ben. Şu an net bir şekilde psikopatım. Senin de peşinden koşuyormuşum gibi görünüyor ama senin peşinden koşmuyorum yani, merak etme. Aa, mezarlığa gelmişiz lan. Bu herif de buraya gelmiş. Bernie'ye git. Ben senin diyor, ben teslim oluyorum, lütfen daha rahat davran. Ya San Andreas'ın falan görev tasarımları efsane ama boyun çok iyi değil ya. Şuraya git, bunu öldür. Bunu takip et. Genelde hep böyle. Gerçek hep sizden başka bir şeyler oluyor dışarıda ve onlara tanık oluyorsunuz. Ve hep sonrakini kovalıyorsunuz gibi bir durum var yani. 6500 dolar aldık. Maşallah sağlam paramız var ha. Ha, parayla ne yapacağım abi ben? San Andreas'ta bir şey yapabiliyorsun işte parayla. Yani bu GTA 4 biraz şey, böyle oynadıkça onu fark ediyorum. Gerçekten San Andreas daha iyiymiş. Tasarım anlamında, genel tasarım anlamında. Şeyde. Şşş, kırma. Park edilmiş bir araba bulursam polise peşinde mi geliyor? Arabayla mı geliyor? Arabayla geliyorlar. Okey, yapacak bir şey yok. Sen çıkacaksın oradan. Hadi bakalım. Çık bakalım oradan. Şimdi döveceğim diyor. Ha, dövdün. Aa, çöplük varmış lan burada. Buradalık. Daha doğrusu ha. İyi, güzel. İnşallah Bernie ile ilgili başka bir görev yoktur. Bakalım burayı azıcık temizledik gibi. Oho, biz bambaşka bir yere gelmişiz zaten ya.
Şey mi çıkalım o zaman, şöyle bir sahile mi çıkalım, oradan mı şey yapalım? Bambaşka bir yere getirmişler bizi ya. Böyle GTA 4'ü yerdiğim bir video oldu ama. Anladınız yani siz genel olarak. Benim ne demek istedim. Gerçekten çok güzel bir oyun. Böyle arabayı sürdükçe sürüyorsunuz. Şehir atmosferini içine çekiyorsunuz. Yer de güzel. Farklı. Şey ama. Bazı sıkıntıları var. Görev tasarımı anlamında sıkıntıları var. Yani karakter olarak da aslında diğer GTA'lardaki kadar böyle hiç unutulmayacak şey karakterler yok. Daha insancıl karakterler var. Daha böyle bir eğlence olarak değil de, eğlence bakımından değil de veya bir farklı kişilik bakımından değil de. Burası gayet güzel ya. Yukarısı gayet güzel. Şey yapmak için. Biraz daha gerçekçi karakterler var. Gerçekçi karakterler olduğu için daha bir şey bir durum. Gerçekçi bir durum oluyor. Farklı tabii, orijinalle de o kadar yer kalmıyor. Yani şöyle şey yap. Aynen şu şekilde şuradan size veda edeyim. Ve değerli dostlarım, çok teşekkür ederim GTA 4'ün bu bölümünde Niko'ya ve bana eşlik ettiğiniz için. Yorumlarınız ve like'larınız için de şimdiden teşekkür ederim. Aşağıdaki linklerde, açıklamalar, bir arada korku oyunumuzu bulabilirsiniz. Yapıyor olduğumuz korku oyunumuzu bulabilirsiniz. Başka bir, ona benzer bir sürü başlık, isim ve konu da bulabilirsiniz. Niko şey yapıyor. Islandım ya. Ne güzel giysiydi. Islandım ya. Öyle. Sonraki defaya görüşmek üzere. Hayatta mutlu, huzurlu ve yüksek çözünürlükte kalmanız değil. Bye bye.